Merhaba arkadaşlar, bugünkü kombiniz gerçekten çok süper. Shoei'nin GT Air'i var, Revit'in Tornado'su var, Tech90 Pirate var, yine Revit'in bir eldiveni var, onun da adı 4-2 diye. 4-2 derken, 4, İngilizce 4-2. Falcon'un da bir tane botunu ayarladım. Bunları mağazamızdan alabilirsiniz, biliyorsunuz internet sitemizden de alabilirsiniz. İlk önce Shoei GT Air'in özelliklerine geçeyim. Bu Swire modeli. Büyük bir bakış açısına sahip, bir burun pedi yok fakat çok iyi hava alabilen ön havalandırmaları var. Bu ön tarafındaki hava kanalını açtığınız zaman gerçekten çok fazla hava alabilmesi için yapılmış. İçindeki pedleri çıkartıp yıkayabilirsiniz. Swire modelinde şurasında yan tarafında bir tane pimi var. Bu pimi ile güneş vizörünü indirip kaldırabilirsiniz. Şuradan. Hemen alt tarafına geçelim. Bir tane büyük bir çene pedine sahip. Dediğim gibi çene pedini de iç pedlerini de çıkartıp yıkayabilirsiniz. Mikrometrik bir bağlantıya sahip. Deri ve kumaş alışımlı pedleri var. Aynı zamanda üst tarafında çok büyük havalandırmalara sahip. Zaten bu elle kontrol edebiliyor olması ve hani çok büyük bir yer tutuyor olması ne kadar hava alabiliyor olduğunu biraz daha göstergesi gibi. Arka tarafında spoiler'a sahip. Spoiler'ın hemen üstünde hava çıkış kanalı var. Tabii bunları açıp kapatırsanız hava çıkacak ve girecektir. Yaklaşık 1550 gram civarında bir kask. Bunun da hani farklı kabuk boyutları var. Kabuk boyutlarına göre ağırlığı biraz değişip azalabiliyor. Zaten açıklamalarında hani bütün detaylarını yazıyorum. Açıklamaları da okursanız çok daha iyi olacak. Aynı zamanda hani oradan sitemize linkler veriyorum. Sitemizdeki linklere de bakarak daha fazla teferruat, daha fazla detay alabilirsiniz. Tornado 2'yi açıklayayım hemen. Revit'in bir montu. Bu baharlık yazlık olarak diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Kollarında ve bileklerinde ayarlama yerleri var. Fermuarlı ve cırt cırt şekilde açıp kapanıyor. Körük mekanizması var. Bu spor motosiklet kullanıcıları için gerçekten çok iyi. Ve hani CE onaylı korumaları var omuz ve dirseklerinde. Aynı zamanda arka tarafına da kendi sırt korumanızı yerleştirebilirsiniz. Belinde de ayarlama yerleri var. İç tarafında bir de astarı var. Astarı iç tarafından şu yanlarından çıkartabilirsiniz. İç tarafında hem astarın cebi var hem de kendisinin bir tane cebi var. Eğer Revit pantolonunuz varsa bu altında fermuarı oluyor bu Revit montların hep. Buradan pantolonunuzla birleştirip sürüşlerde de kaymamasını sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi iç tarafındaki sırtlığı siz alıp level 1 bir koruma takarak, sırt koruması takarak daha fazla güvenli hale getirebilirsiniz. Kollarında korumalı var. Fileli bir yapıya sahip zaten. Bu fileli yapısı rüzgar geçirebiliyor olmasını sağlıyor. Aynı zamanda arka taraftan rahat çıkmasını sağlıyor. Arka tarafı da tamamen file yapıya sahip. Hemen diğer pantolona geçeyim. Pantolon Pirate modeli. Tech90'ın Kevlar kısımları var. Özellikle şuralarında Kevlar kısımları var. Bunları zaten yakın çekimde de göstereceğim. Kalça korumaları var. Diz korumaları var. İsterseniz hani bunlar yıpranırsa, kalça veya diz korumaları yıpranırsa isterseniz değiştirebilirsiniz. Çünkü zaten cepli şekilde yapılmış, cepli şekilde bunların içinden çıkabiliyor. Zaten yıpranacağını zannetmiyorum. Bunlar aynı zamanda vurduğu zaman, hani çarptığı zaman sertleşebilen korumalar. Hemen bu diğerine geçelim. Bir de bu kotun özellikle dışı özel dikiştir. Kumaşı özel bir dikişe sahiptir. Kolay kolay yıpranmaz ve hani çok deforme olmayacak şekilde yapılmıştır. İçindeki korumaları çıkartarak normal bir kotmuş gibi de kullanabilirsiniz. Bunun 4-2 diye geçen modeli Revit'in. Bunu şöyle gösterebilirim. Aynı zamanda giyeyim. Aynı zamanda yakın çekimde de göstereceğim tabii. Deri ve kumaş alışımlara sahip. Bol bol delikli yapısı zaten bunun bir yazlık eldiven olduğunu anlatıyor. Bileğinde cırt cırtı var. Bilek üstü koruması var. Bilek koruması var. Baş parmak koruması var. İçi delikli bir yapıya sahip. Üstü file bir yapıya sahip. Yumruk ve eklem yeri korumaları var. Gerçekten iyi bir eldiven. Aynı zamanda telefon hassasiyeti için yeri var.
Yani telefonunuzu rahatlıkla da eldivenizi çıkartmadan kullanabilirsiniz. Hemen Falcobot'a geçeyim. Falcobot'u biliyorsunuz hani ucuz seçeneklerden bir tanesi Falcobot veya Rockwell bot alabilirsiniz, TCX bot alabilirsiniz. Ben Falco'yu uygun gördüm. Falco'nun burun, bilek ve topuk koruması var. İç tarafındaki bu delikli yapısı rahat rahat nefes alabilmesini sağlıyor. Aynı zamanda Falco'nun şu yanlardan, dilini yanlardan tutan yerleri var. Bunlar da dilinin kaymamasını sağlıyor. Alt tarafı petrolde, yağda, mazotta falan kaydırmayacaktır. İyi bir bot, ucuz botlardan bir tanesi. İsterseniz hani siz mağazaya gelip farklı bir bot seçeneğine bakabilirsiniz. Rockwell'in bir botuna, TCX'in bir botuna, Dynex'in bir botuna bakabilirsiniz. Bu kombini istediğiniz gibi farklılaştırabilirsiniz. Bir de kampanyamızdan bahsedeyim size. Kampanyamız 2000 TL ve üstü alışverişi, nakit alışverişi yapan arkadaşlara %15 indirim sağlıyor. %15 indirimi nasıl sağlıyor? Geliyorsunuz burada kombininize alıyorsunuz, satın alıyorsunuz, anında %15 indirim alıyorsunuz. Fakat şöyle bir kuralınız var. Facebook ve Instagram sayfanızda paylaşacaksınız. Burada paylaşacaksınız. Paylaştığınız zaman da %15 indirim sizin oluyor. Biz İstanbul Bostancı Karakartal Sokak'tayız. YouTube kanalımızı izlemeye devam edin. Abone olun. Hepinize iyi sürüşler.